Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle birlikte mavi bir göz makyajı yapacağız. En son koyduğum alışveriş videomdaki makyajı çok beğendiniz. Ve altta yorumlara çokça göz makyajı çok güzel olmuş, videosu gelsin dediniz. Ve beni çok mutlu ettiniz. Ben de dedim neden videosu gelmesin. O yüzden mavi giyinerek, mavi ojelerimi sürerek dedim ki mavi bir göz makyajı yapayım. Göz makyajım çok çok basit olacak. Sadece kullandığım paleti göstereceğim. Basitçe de uygulayacağım. Zaten aslında paleti daha önce videomda göstermiştim. İnceleme videosunu çekmiştim. Ama izlemeyenler için göstereceğim kullandığım paleti ve makyajıma geçeceğim. Videoma geçmeden önce iki şey söylemek istiyorum. Birincisi tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Şimdiden de çok teşekkür ederim. İkincisi ise beni çok mutlu eden bir şey. Uzun zamandır aslında bir çekiliş yapmak istiyordum. Bunu da YouTube üzerinden yapmak istiyordum ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. O yüzden biraz acele ederek heyecanla Instagram'da bu çekilişi başlatmış bulundum. Aslında bu çekilişi gerçekten sizleri düşünerek yaptım ama Instagram'da başlatmış oldum. Ama olsun, çekiliş için bayağı bir süre var. Cuma günü başlatmıştım çekilişimi. Bugün sizlere haber veriyorum. 30 Aralık'ta zaten çekiliş açıklanacak. Yani katılmak için daha zamanınız var. Umarım katılırsınız. Çekilişi Instagram'da başlattığım için Instagram hesabımı buraya koyacağım. Beni oradan takip ederseniz, isterseniz çekilişe de katılırsanız çok mutlu olurum. Makyajıma geçmeden önce çekilişteki ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni çoğunuz Beulis videoları izlemeye başladı ya da izlediniz. O yüzden Beulis ağırlıklı ürünler tercih ettim. Çünkü beni o videolarla tanıdınız. Şimdi ben size teker teker ürünleri göstereceğim ama iki kişinin kazanma şansı var. İki kişiye de aynı ürünler gidecek. Bunu da söyleyip umarım hoşunuza gider ve çekilişime katılırsınız. Benden de size minik bir yılbaşı hediyesi olur diye düşündüm. Öncelikle en son olarak incelediğim ve beğendiğim Kapadokya paletini size hediye etmek istedim. İkinci olarak BBT'nin şöyle bir duş jeli ve vücut losyonu olan bir kutusu. Yine Beulis'in yeni çıkan bazlarından nemlendirici olanı. Bunu ben denememiştim. Siz deneyin diye size hediye etmek istedim. Denedikten sonra yorumlarınızı paylaşırsınız. Yine Beulis'in bence en güzel maskesi Extended. Bu da çekilişimizde yer alıyor. Şöyle yine Beulis'in mini mat ruj seti ve mini ojeleri. Beulis biliyorsunuz parfüm çıkarmıştı. Ondan da size bir tane hediye etmek istedim. Ve son olarak Eclipse'in dokunmatik led ışıklı aynasını sizlere hediye ediyorum. Dediğim gibi bu hediyeler iki kişiye gidecek. Yani bu hediyelerin aynısından birer tane daha var. Yani kazanma şansınız oldukça fazla. Umarım çok isteyen birisine çıkar. Zaten böyle minik benden bir yılbaşı hediyesi olarak düşünün. Instagram hesabımda çekiliş şartlarını bulabilirsiniz. Evet, şimdi sizinle o gün videomda çok beğendiğiniz göz makyajını tekrar yapacağım. Paletim NYX'in Ultimate Utopia paleti. Aslında kanalımda bu paletin inceleme videosu var. Bence bu çok güzel bir palet. Şöyle renklerini size göstereyim o videoyu izlemeyenler için. Umarım hepsini gösterebilmişimdir. O videoyu izlemeyenler için tekrarlayayım. Bu paletin normal fiyatı 360 lira ama indirimlerde 160 liraya kadar inen bir palet. Ve bu paralara değer mi derseniz indirimde yakaladığınızda bence kaçırmayın. Çok güzel pigmentlere sahip bir palet. O makyajı da bu paletle yapmıştım. Şimdi göstereyim hangi renklerle yaptığımı. Şu iki rengi kullanmıştım. Şöyle umarım gösterebiliyorumdur. Bu arada ten makyajımı daha önceden yaptım. Çünkü genel olarak günlük hayatımda aynı ürünleri kullanıyorum ve bu ürünleri bir iki kez gösterdim. Sıkılmayın diye hiç göstermiyorum. Direkt ten makyajımı yaptım. Göz makyajıma geçiyorum. Baz olarak ilk önce şu mat rengi kullanacağım ki o damarlı görüntüyü birazcık kapatayım. Şöyle mavi bantlarımı takıyorum. Bugün her şeyimiz mavi olsun. Birazcık daha böyle keskin hatlı bir makyaj olsun. Şöyle bantlarımı da taktım. Şöyle Eclipse'in karıştırma fırçasını aldım. Hemen şu mat olan rengi şunu fırçama alıyorum. Ve kriz bölgesini belirginleştirmeye başlıyorum. Şöyle. Şöyle birazcık dağıttıktan sonra hemen metalik farıma geçiyorum. Bu farlardan en güzel etkiyi parmağınızla alıyorsunuz bence. O yüzden şöyle parmağıma alıyorum. Çok güzel renkleri olan bir palet. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok başarılı bir palet. Yani tabii ki 360 lirayken almayın, değmez belki ama böyle indirimlerde yakaladınız mı bence alın. Çok güzel renklere sahip ya. Şu renk bence bilmiyorum benim acayip hoşuma gitti. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bence çok güzel. Şunları da artık çıkarabilirim. Birazcık daha arttırmak istiyorum parıltıyı.
Şimdi tekrar karıştırma fırçamı elime alıyorum. Tekrar o mat renkten birazcık alıyorum. Şöyle tozunu silkeleyip tekrar şöyle bir karıştırıyorum iki rengi. O günkü makyajımda şöyle hafif bir eyeliner efekti çektim mi, çekmedim mi hatırlamıyorum. Ama bu sefer yapacağım. Şöyle yine aynı paletin koyu renginden azıcık şöyle eyeliner fırçamı alacağım. Şöyle bir kuyruk çekeceğim. Çok hafif bir şey olacak. Birazcık daha bu kirpik dibini dolu ve siyah göstersin diye. Evet, işte göz makyajım bu kadardı. Aslında çok basit bir makyaj. Sadece palet çok güzel. Bu arada paletin tek sorunu, tekrar o videoyu izlemeyenler için söylüyorum, biraz toz tutuyor ve dökülme yapıyor. Yani ten makyajınızı göz makyajınızdan sonra yaparsanız çok daha iyi olur. Ben şu an video çektiğim için tam tersini yaptım ve bayağı bir alta böyle simler geçmiş oldu. Ama olsun, önemli olan göz makyajını göstermekti. Makyajım bu şekilde oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Çekiliş için Instagram hesabıma bakmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, çekilişe verdiğim aynayı ben çok beğendiğim için kendime de aldım. Merak edenler için şöyle aynayı göstereyim. Çok güzel bir ayna. Böyle ışıklı. Şöyle ışığını açabiliyorsunuz. Dokunmatik olarak da kapatabiliyorsunuz. Şöyle ışık şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir ayna. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.